Hint ve Uzak Doğu kökenli dinler. Giriş. Din insanla vardır. İnsanların iyi bir hayat sürmelerini amaçlar. Dinlerin kurucuları ve kutsal metinleri vardır. Dinler inanma duygusu üzerine kurulmuş ve insanların ihtiyaçlarına göre kurumsallaşmış sistemlerdir. Yeryüzünde yaklaşık 6,5 milyar insanın hemen hepsi bir din mensubudur. Dinler tarihi geçmişten günümüze yeryüzünde yaşayan tüm insanların inandıkları dinleri inceleyen bir bilim dalıdır. Dinler tarihi araştırmalarında hiçbir inanç araştırma konusu dışında bırakılamaz. Günümüzde inananı bulunmayan dinler de inceleme alanındadır. Dinler tarihi araştırmalarını kolaylaştırmak için günümüzde yaşayan dinler değişik şekillerde tasnif edilmiştir. Bu tasniflerin en çok benimseneni dinlerin inanç yönünden gelişimini, birbiriyle etkileşimini, tarihsel değişimini ve sosyal yönlerinin anlaşılmasını kolaylaştıran coğrafi konumlarına göre yapılan tasniftir. Bu doğrultuda dinleri Hint ve Uzak Doğu kökenli dinlerle Orta Doğu kökenli dinler şeklinde iki grupta incelememiz hemen hemen günümüzde yaşayan tüm dinleri araştırmamızı sağlayacaktır. Hint kökenli dinler. Hint Yarımadası coğrafi konumu gereği Asya, Afrika ve Uzak Doğu arasında yer almaktadır. Yaşayan toplumların birbiriyle olan ilişkilerini sürdürmelerinde daima kavşak konumunda bulunan en eski tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan bölge halkı birçok kültür ve medeniyetten etkilenmiş, zorlu coğrafi şartlar ve inançlarının şekillenmesine rol oynamıştır. Bu ünitede Hint Yarımadası'nda ve Uzak Doğu Asya'da ortaya çıkan dinler hakkında genel bilgiler verilecektir. Hint kökenli dinler denilince Hinduizm, Budizm, Şihizm ve Cainizm anlatılacak. Uzak Doğu kökenli olaraksa Konfüçyanizm, Taoizm ve Şintoizm hakkında genel bilgiler verilecektir. Hinduizm. Kuruluşu ve özellikler. Hinduizm, yaşayan dinler içerisinde en eski geçmişe sahip bir dindir. Günümüzde nüfusu 1 milyara yakın olan bu dine inananların hemen hemen tamamı Hint Yarımadası'nda yaşamaktadırlar. Bu sebeple Hinduizm dinler tarihi içerisinde milli dinler arasında yer alır. Hinduizm adı batılı araştırmacılar tarafından yerlilerin dini anlamında kullanılmıştır. İslam coğrafyasında bu dine din adamlarının isimlerini atfen Brahmanizm denilmiştir. Hinduizm'de Dharma denen bir kavram vardır. Dharma, kozmik düzen, kanun, şeriat, tutulan yol anlamlarına gelir. Hindular da bundan hareketle kendi dinlerine Sanatana Dharma yani Tanrı Brahma tarafından oluşturulan ebedi kozmik düzen derler. Hinduizmin ortaya çıkışıyla ilgili kesin bir tarih verilmemekle birlikte kutsal kitapların oluşumuna da paralel olarak Hinduizmin tarihi süreçte geçirdiği evreleri beşe ayırabiliriz. Vedalar dönemi 1. Vedalar dönemi M.Ö. 2000 ile M.Ö. 500 arası. Bu dönemde Vedalar ve Upanişatlar tamamlandı. 2. Sutralar dönemi M.Ö. 200 arası kurbanların günlük yaşantıya ve kutsal metinlere girdiği dönem. M.Ö. 500 ile M.Ö. 200 arası kurbanların günlük yaşantıya ve kutsal metinlere girdiği dönem. 3. Destanlar dönemi M.Ö. 200 ile M.Ö. 300 arası dönem. Ramayana, Mahabharata destanlarıyla Manu kanunnameleriyle Bhagavad Gita'nın yazıldığı dönem. 4. Puranalar dönemi M.Ö. 300 ile 750 arası dönem. Hint düşüncesi üzerine yazıların oluştuğu dönem. Hinduizm bu dönemde yayılmaya başlamıştır. 5. Orta Çağ ve sonrası Hinduizm. 750 sonrası günümüze kadar Hinduizmin sistemleştiği, Hint felsefesinin köklü hale geldiği ve Hint kıtasında Hinduizmin yerleştiği dönem. Hinduizm vahiy kökenli bir dindir. Fakat bu vahiy anlayışı Orta Doğu kökenli dinlerdeki gibi Tanrı'nın insanları seçtiği peygamber vasıtasıyla bildirdiği hakikatler şeklinde değildir. Hinduizm'de Rishi denen bir kavram vardır. Rishi yani peygamberler insanın değişik evrelerden geçişi sonrası ulaştıkları bir makam olup kutsal metinleri en iyi anlayan ve aktaran konumundadırlar. Hinduizm'de sosyal tabakalaşmanın kazandığı bir dinsel yapı görülmektedir. Kast sistemi denilen bu yapı, kutsal kitapları Rig Veda'ya dayandırılan dini bir inançtır. Kast, aynı kültürel seviyeye sahip meslekleri, örf adet ve gelenekleri ortak olan gruplara denilir. Hinduizm'de kastı oluşturan gruplar bir insanın uzuvlarına benzetilmekte, tüm kastların ise Tanrı'yı temsil ettiği düşünülmektedir. Kast sistemini oluşturan gruplar 1. Brahminler
Din adamlarının oluşturduğu kasttır. Halkı kutsal metinlerin öğretilmesi ve bazı törenlerin icrasında görev alırlar. 2. Kşatriyalar, yöneticiler, Persler ve askerlerin oluşturduğu kast. 3. Vaisyalar, tüccarlar, toprak sahipleri ve çiftçilerin kastı. 4. Sutralar, işçiler, hizmetçiler ve kölelerin kastı. Kast dışında kalan ve toplumda bir görevi olmadığı düşünülen kişilere de parya, yani dokunulmazlar denilmektedir. Kast sistemi ekonomik bir sınıflandırmayla karıştırılmamalıdır. Zira sutra kastında olup zengin olan birçok Hindu vardır. Kastlar arası bu dünyada geçiş yoktur. Kişinin bir üst kasta geçişi ancak reenkarnasyonla, yani yeniden doğumla mümkündür. Farklı kastlar arasında evlilik yapılamaz. Eğer bir evlilik gerçekleşmişse doğan çocuk bu hayatında iki kast arasında olup bir sonraki hayatında karmik birikimine göre yeni bir kasta yer alır. Hinduizmin en önemli özelliklerinden birisi de karma ve tenasüh anlayışıdır. Hinduizm'de zaman çizgisel değil, döngüseldir. Bir Hindu doğum, yaşantı, ölüm çemberinde bir sonraki doğumunun daha üst kasta gerçekleşmesi için mücadele eder. Buna ulaşmak yaşantıda elde edilecek karmik birikime bağlıdır. Karma, yapılan işler sonucu elde edilen kazanım ve kayıpları verilen addır. Karmik birikim ruhların bir sonraki hayatlarında daha üst veya daha alt kaslarda doğmasına etkindir. Buna da tenasüh, yani ruh göçü denilmektedir. Hinduizm'de ibadet ferdidir. Hintli sabah şafaktan önce kalkar, yıkanır ve ibadetine hazırlanır. Hinduizm'in besmelesi olarak ta ifade edilen ve Tanrı'yı hatırlatan Om hecesini okuyarak işe başlar. Tanrısının adını zikreder. Hindistan'da tapınaksız köy yoktur. İbadet evde, tapınakta veya nehir kıyısında gerçekleştirilir. Her Hindunun kendine ait bir tanrı heykeli vardır. İbadet bu heykelin önünde yapılır. Evlerde puja denilen ibadet odasında tanrı heykellerinin konulduğu ve ibadetin gerçekleştirildiği köşeler vardır. İbadete başlamadan önce heykelin temizliği yapılır. İbadet esnasında ise matralar tekrarlanır. Bu kelimelerin tekrarıyla oluşan titreşimler sayesinde Tanrı ile yakınlaşıldığı düşünülür. Duaya başlamadan önce vedalar okunacağında, yemek veya herhangi bir şeye başlanılacağında daima om söylenir. Sonra vedalardan en az 3 kısa mantra okunur. Om, Hinduizm'de en önemli mantradır. Mantradır. Hinduizm'de sabah, öğle ve akşam gerçekleşen günlük ibadetler dışında doğum, evlenme ve ölüm anlarında gerçekleşen dinsel törenler de vardır. Ayrıca önemli ziyaret ve hac mekanları her Hindunun yerine getirilmesi gereken dini sorumlulukları arasındadır. Hinduizm'de oruç halktan ziyade Brahmanlar sınıfının yaptığı bir ibadettir. Ay takvimine göre gerçekleştirilen oruç her ayın başında ve ortasında tüm gün aç kalarak gerçekleştirilir. Tanrı anlayışı. Hinduizmin kutsal metinlerinde Rig Veda'da hakikatin bir olduğu ve Tanrı'nın farklı isimlerde çağrıldığından bahsedilse de zamanla değişen Tanrı anlayışı birçok dinde görüldüğü gibi tek ve net bir şekilde ifade edilmemiş, birçok Tanrı ismine yer verilmiştir. Bu sebeple Hinduizm politeist Tanrı anlayışına sahip bir dindir. Bunların içerisinden Tanrılar panteonunda en üst tabakada yer alanları Brahma, yani yaratıcı Tanrı, Vishnu, koruyucu Tanrı, Shiva, yok edici, cezalandırıcı tanrı, Agni, ateş tanrısı, Varuna, kozmik düzeni sağlayan tanrı, Soma, ay tanrısı, Surya, güneş tanrısı, Indra, savaş tanrısı, Vayu, rüzgar tanrısı. Kutsal metinler. Hinduizmin kutsal metinleri Sanskritçe diliyle yazılmıştır. Birçok kutsal metin esas itibariyle ikiye ayrılır. Bir, Shruti, Sanskritçe'de işitilen şey anlamına gelmektedir. Bu gruptaki metinlerin belli bir yazarı yoktur. Vahye veya ve ilhama dayalı metinlerdir. Kutsal kişilere, yani rişilere iletilen ilahi kayıtlar olduğuna inanılmaktadır. Vedalar üzerine yapılmış yorumları içeren Brahmlara, Aranyakalar ve Upanishatlara Shruti denir. 2. Simriti. Halk arasında yaygın olarak anlatılan dini hikayeler, atasözleri, masallar ve kahramanlık destanlarından oluşan metinlerdir. Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Puranalardır. Hinduizm'de domuz eti yasaktır. Hinduizm'de inek ve Ganj nehri kutsal kabul edilir.
Ölen kişi yakılır ve külleri Ganj nehrine dökülür. 100 yıl öncesine kadar kadın ölen kocasıyla birlikte yakılırken şimdi bu adet kaldırılmıştır. Cainizm. Kuruluşu ve özellikleri. Milattan önce 6. yüzyılda ortaya çıkan bir dindir. Hinduizm'den çıkan onlarca mezhep içerisinden teşkilatlanarak din şeklini almıştır. Dünya nüfusunun yaklaşık %0,1'inin inandığı Cainizm, günümüzde Hindistan'ın Bihar eyaletinde yayılmış bir dindir. Milattan önce 8. yüzyılda Hinduizm'e bağlı Kshatriya yani yönetici sınıfından kastına mensup olan Barışva isimli bir şahsın aydınlanma sonrası ortaya koyduğu prensipleri Vardhamana Jinata geliştirmiş ve sistemleştirmiştir. Jina, yenen, galip gelen kahraman anlamındadır. Mahavira lakaplı Vardhamana Jinata, M.Ö. 599-527 yılları arasında yaşamıştır. Bahavira'nın Buda ile aynı çağda yaşamış ve birbirine çok yakın düşünceler içermesinden dolayı Cainizmi Budizmin bir mezhebi gibi düşünenler vardır. Cainizmin doktrininde hedef Hinduizm'deki reenkarnasyon yani yeniden doğuş anlayışından kurtulmaktır. Bunun için zahidane yaşayış öne çıkarılmış, çilekeş bir hayat tarzı benimsenmiştir. Bu doğrultuda ahimsa denen ve herkesin ulaşmayı hedeflediği bir kavram gelişmiştir. Ahimsa, tüm canlılara karşı nazik davranılmasını ve şiddet uygulanmamasını benimseyen anlayıştır. Cainistler arasında aşırı zühdün prensip olarak benimsenmesi ve ahimsa anlayışı ile zirai faaliyetler ve hayvancılık gelişmemiştir. Günümüzde Cainistler genelde iş hayatında ve ticarette aktif ve başarılıdırlar. Cainistler vejetaryandır. Bitkisel gıdalarla beslenerek et yemeyen bir toplumdur. Sarhoş edici içkilerden uzak dururlar. İyi beslenme insanda dünyevi arzu ve istekleri artıracağı için ayrıca hiçbir canlıya şiddet uygulanamayacağı prensibi yaşantılarını vejetaryen olarak şekillendirmelerine sebep olmuştur. Cainizm'de iki mezhep ortaya çıkmıştır. Svetambaras ve Digambaraslar. Her iki mezhebin de hedefi yeniden doğuş çarkından kurtulmaktır. Bu durum ya her şeyin terk edilmesiyle elde edilecek veya toplumsal yaşantı içerisinde zahidane yaşantıyla. Svetambaraslar beyaz giyinenler demektir. Din adamlarının ve bu yolda eğitim alan öğrencilerin çoğunluğu oluşturduğu toplumsal hayata ve iş dünyasına uyum sağlamış cainistler bu grubu oluşturur. Bir cainist içtiği suyu ve havayı süzerek alır. Ağızları kapalı, beyaz elbiseleri, ellerinde bir baston ve sadaka tası klasik giyim tarzlarını oluşturur. Digambaraslar ise her şeyi terk etme anlayışıyla çıplak yaşamı benimseyenlerdir. Hava giyinenler olarak da isimlendirilirler. Günümüzde artık bunlar da belden aşağısını örtmektedir. Günde bir kere yemek yerler ve çoğu zamanlarını tefekkürle geçirirler. Her iki mezhepte din adamları ve keşişlerin kadınlarla ilişki kurmaları yasaklanmıştır. Cainizm'de kadınların da kurtuluşa erebileceği kabul edilmiş fakat dini hiyerarşide onlara yer verilmemiştir. Bir cainistin hedefi karma ve tenasüpten kurtulup Nirvana'ya ulaşmaktır. Bu da 5 temel ahlaki kurala uymakla mümkündür. 1. Öldürmemek, 2. Çalmamak, 3. Az mala sahip olmak, 4. Yalan söylememek, 5. Ailevi ilişkilerden uzak durmak. Bunların yanında bir cainist için Mahavira her zaman örnek alınması gereken bir şahıstır. Manastır yaşantısı ve kurallarını Mahavira'nın koyduğu söylenir. Cainist bir keşişin burada günlük yaşamı yoga ve meditasyonla, oruç tutmakla, günahı için tövbe etmekle, hizmet etme anlayışıyla çalışmakla mütevazi bir şekilde geçer. Cainizmin sembolü ortasında tekerlekle tasvir edilen Ahimsa'yı temsil eden eldir. Cainist mabetlerde bol miktarda tanrı heykelleri vardır. Mabet girişinde ibadet günün belirli zamanlarında tüm cainistler tarafından gerçekleştirilir. İbadet esnasında Mahavira ve ondan önceki 24 tane olduğu söylenilen Tirtan karalar yani aydınlanmayı elde eden kişiler bir tür azizler üzerine ilahiler söylerler. Tövbe de bulunurlar ve belirli hareketlerle tefekkürle geçirirler. Tanrı anlayışı. Mahavira'nın Buda gibi Tanrı konusunda açık ve net bir tavır koymadığını görüyoruz. Hinduizm'deki gibi politeist bir anlayışı ikinci derece önemli tanrılar olarak kendini gösterir. Tanrı evrenin yaratıcısı olarak kabul edilir. Tanrısal varlıklar ölümsüz değildir. Görev ve sorumluluk alanları ile de bağlantılı olarak göklerin tabakalarında yer almışlardır.
Reenkarnasyon inancının görüntüsüne tanrılar aleminde de rastlanır. Tanrılar aleminin en üstünde döngüden kurtulmuşların oluşturduğu bir yer olduğu düşünülür. Bu makam artık dünyaya gelmeyeceklerin ikametgahıdır. Kutsal metinler. Mahavira'nın verdiği vaazlar başlangıçta sözlü olarak anlatılırken M.Ö. 300 yıllarında Pataliputra'da gerçekleşen ilk konsülde vaazlarda verilen bilgilerin kaybolmakta olduğu ve bir araya getirilmesi düşünülmüştür. Ancak milattan sonra 500'lerde Svetambaras mezhebine bağlı olanların gerçekleştirdikleri Valappi konsilinde Agama ve Siddhanta adıyla 45 bölümden oluşan kitaplar tamamlanmıştır. Cainizmin doktrininin yer aldığı bu kitaplarda aynı zamanda ibadetin nasıl yapılacağına, Tirtankaralara, övgülere, Cainistlerin ve keşişlerin uyacağı esasları ve müzevi yaşantının özelliklerine yer verilmiştir. Şiizm. Kuruluşu ve özellikleri. Hindistan'da 16. yüzyılda ortaya çıkan Şiizm, Hinduizm ile İslam inancının karışımı ile oluşmuş bir dindir. Hint kökenli milli dinler arasında yer alır. Kurucusu Guru Nanak'tır. Büyük çoğunluğu Hindistan'ın kuzeyindeki Pencab bölgesinde Amritsar şehrinde yaşayan Şiilerin nüfusu yaklaşık 25 milyon civarındadır. Günümüzde Hint dini ve siyasi hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Guru Nanak, Kshatriya kastına mensup bir ailede doğmuştur. Fakat fakirlik sebebiyle memleketini terk etmiş, Müslüman bir tüccarın yanında uzun yıllar hizmet etmiştir. Çevresindekileri verdiği vaazlarla etkileyen Nanak, bir süre sonra Batı Hindistan'da İran, Irak ve Mekke'de tanınan bir kişi olmuştur. Nanak, Tanrı'nın birliği ve insanın kurtuluşuna önem vermiştir. Ona göre insanın kurtuluşu bu dünya ve değerlerine bağlı olmamaktan, onun kölesi gibi davranmamaktan geçer. Kurtuluşu arayan kimse dindarlık disiplinine uymak zorundadır. Kurtuluş disiplini demek, mabette ibadet ve hac gibi görünen davranışlar değildir. İnsanın tanrısal hakikati benliğinde hissetmesi, onu elde etmesi, bir anlamda Tanrı ile bütünleşmesi gerekir. Şiizm, Hinduizmin gelenek ve göreneklerine, inanç haline gelmiş kültürel birikimine karşı çıkmıştır. Ayrıca kast sisteminin ve çok tanrılı bir hayatın karşısında yer almıştır. Tanrı anlayışı ve insan. Şii Tanrı anlayışıyla İslam'ın Tanrı anlayışı arasında paralellik vardır. Bunun sebebi Hinduizme inanan yerli halkın Müslümanlar tarafından idare edildiği dönemlerde İslam kültür ve anlayışının Şiizmin yayıldığı bölge halkının yaşantısında derin izler bırakmış olmasındandır. Şiizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir tanrıya inanç üzerine kuruludur. Bunu savunur. Putlara ve aracı tanrılara karşıdır. Şiiler tanrının bir olduğunu, kurtuluşu arzu eden insanın samimi ilişkiler kurabileceği aşkın bir yaratık olduğuna inanırlar. Hinduizm'deki gibi Tanrı'nın insan şekline girebileceğini düşünmezler ve Tanrı'ya herhangi bir cinsiyet atfetmezler. İnsan bu ölümlü haliyle Tanrı'yı kavrayacak güce sahip değildir. Tanrı beş duyu ile kavranabilecek bir varlık değildir. O, varlığının bilinmesi için insana akıl ve anlayabilme kabiliyeti vermiştir. Tanrı her yerde hazır ve nazırdır. Tanrı'nın her şeyin yaratıcısı olduğuna inandıkları için günlük yaşantıda sadece ona kulluk ve ibadet etmek ön plandadır. İbadetin şekli yoktur. Amritsar'daki altın tapınak ibadet merkezleridir. Orada Şiizmin sembolü olan kutsal kitapları Adigrant ve kılıç bulunur. Bir Si ibadet etmeden önce mabetteki havuzda abdeste benzer temizliğini yapar ve ibadet esnasında da Adigrant'tan bölümler okur. Daima Tanrı adını zikreder. Şiilere göre Tanrı katında tüm insanlar eşittir. Kas, ırk, sınıf, cinsel seçim ve cinsiyet ayrımı yapılamaz. Herkesin yaşama hakkı vardır. Yeryüzündeki tüm varlıklar Tanrı'nın ruhuna sahiptir. Bu nedenle saygı görmelidir. Siler aile yaşantısına önemserler. Ölülerini Hinduizm'deki gibi yakarlar. Adi Grant'ta her Si'in kazancını %10'unu diğer insanlara yardıma ayırması, zamanının da %10'unu Tanrı'ya hizmet ederek geçirmesini tavsiye eder. Maddi şeylerin biriktirilmesi, bunlara aşırı bağlılık gösterilmesi anlamsızdır. Hintli keşişler gibi müzevi yaşam uygun görülmemiştir. Uyuşturucu, alkol ve tütün gibi sarhoşluk veren şeyler yasaktır. Siler şekil olarak iki mezhebe ayrılırlar. Nanaka tabi olanlar saçlarını tıraş ederler. Kalsa'ya tabi olanlarsa saç kesmez ve türban takarlar. Kutsal metinler. Guru Nanak'ın ölümünden sonra
Onun sadık öğrencilerinden Guru Angad tarafından Nanak'ın hayatının anlatıldığı metinler, verdiği vaazlar, Angad döneminde önde gelen öğrencilerinin anlatımları toparlanmıştır. Adı Adi Grant sadece bir kitap değil, bir Sih için hayatın özünün, hakikatin kavrandığı tek kaynaktır. Günlük ibadet Adi Grant'tan pasajlar okumak ve dua etmekten ibarettir. Budizm. Kuruluşu ve özellikleri. Budizm, M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Siddhartha Gautama tarafından Hindistan'ın kuzey kesiminde Kapilavastu şehrinde kurulmuş ve oradan yayılmış olan bir dindir. Günümüzde Budizmin Uzak Doğu'da, Orta Asya'da, Japonya, Çin, Moğolistan başta olmak üzere 600 milyon inananı bulunmaktadır. Budizm, Hinduizm'deki kast sistemine karşı çıkmış ve kişinin kurtuluşa ulaşması için ruh döngüsünün kırılması felsefesini işlemiştir. Bu sebeple inananların büyük çoğunluğu Hindistan dışındandır. Siddhartha Gautama bir kral çocuğudur. İyi bir eğitim almıştır. Evli ve rahat bir hayatı varken 29 yaşında saray dışı hayatı fark etmiş, hastalık, fakirlik, yaşlılık ve ölümü tanımıştır. Siddhartha insanı kurtuluşa ulaştıracak yaşamın zenginlik, arzu ve istekler olmadığını düşünmüş, hakikati tanımak, hayatın, ölümün, evrensel acı ve ızdırabın sebeplerini anlamak için her şeyi terk etmiş, uzun süre münzevi bir hayat yaşamıştır. Siddhartha Gautama'nın Buda lakabına alışı aydınlanma olayı sonrasıdır. Buda uyanmış, idrak etmiş, hakikati fark etmiş, bilinçlenmiş anlamındadır. Bir gün Neranjara Nehri yakınında Bodh Gaya denilen yerde bir incir ağacı altında otururken 35 yaşında Siddhartha'nın aydınlandığı ve Buda olduğuna inanılır. Siddhartha Gautama Buda o günden itibaren toplumu vaazlarıyla aydınlatma görevine başlamıştır. Buda Hinduizmin kast sistemine karşı çıkmış, Brahmanların Hinduizmi şekilci bir din haline sokmalarını yanlış bulduğunu, insanın kurtuluş elde edebilmesi için ruh döngüsünü kırması gerektiğini vurgulanmıştır. Kurtuluş Nirvana'ya ulaşmakla mümkündür. Nirvana, Budizmin hedefi, en temel kavramı ve diğer inançlardan farklılığını oluşturan bir terimdir. Nirvana, dünyaya meyletmeyen, arzu ve isteklerini dizginleyen, acı ve ızdıraplara tahammül eden, hakikat bilgisini kavrayan kişilerin ulaşacakları zirvedir. Nirvana'ya ulaşmak için arzu ve ihtirası yok etmek, kötü huy ve davranışları bırakmak, hakikati kavrayacak olgunluğa ulaşmak gerekir. Kişi Nirvana'ya ulaşınca tenasüh denilen ruh göçünden, hayatın sonsuz tekrarlanan döngüsünden kurtulacaktır. Nirvana'ya ulaşmanın yolu dünyayı terk etmekten, ruhsal arama ve temizlenme egzersizlerinden, murakabe tekniğinden geçmektedir. Bu aşamada yoga ve meditasyon Budizm'de uygulanan tekniklerdendir. Yoga pratikte zihin ve beden bilimidir. Beden ve zihnin doğal dengesini sağlaması hedeflenir. Burada amaç hakikatin kavranılması, benliğin tanınması ve huzura kavuşmasıdır. Meditasyon ise birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir. Meditasyon kişinin iç huzuru, sükuneti, değişik şuur hallerini elde etmesini sağlayan zihnin denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen addır. Budizm'de önemli kavramlardan biri de bir diğeri de Sangha'dır. Sangha, Budist inananlar topluluğunun tümünün anlatımı için kullanılan bir ifadedir. İslam'daki ümmet kavramı ile eşdeğer görebileceğimiz bu terim, Budizm'de iman ilkesi içerisinde de yerini bulmuştur. Bu ilke, Buda'ya sığınırım, Sangha'ya sığınırım, Dharma'ya sığınırımdır. Buradaki Dharma, Hinduizm'deki gibi Budizm'in de benimsediği ve kanun, din, nizam, gidilen yol anlamlarında kullanılan bir terimdir. Bir Budist, dört hakikat önemlidir. Bir Budist için dört hakikat önemlidir. Bu dünya hayatında ızdırabın ne olduğunun, ızdırabın kaynağının, ızdıraba götüren yolların ve ızdırabın nasıl kaldırılacağının bilinmesi gerekir. Izdırabın kaldırılması arzu ve isteklerin yok edilmesiyle mümkündür. Bu da 8 kutsal yolun uygulanması ile elde edilecektir. Doğru iman, doğru düşünce, doğru konuşma, doğru davranış, doğru gayret, doğru iş, doğru karar, doğru tefekkür. Budizm'de ibadet mezheplerin yorumlarına göre farklılıklar gösterir. Bazısı sadece meditasyonu ve derin düşünceyi ibadet için yeterli görürken, bazıları günlük yaşamdaki her eylemin ibadet sayılması üzerine yorumlar geliştirmiştir. İbadet genel olarak ferdidir. Secdeye kapanarak gerçekleştirilir. Her Budist kendi usulüne göre evinde ibadetini yapar. Budist mabetlerine pagoda denilir. Vihara ise daha büyük yapılara verilen isimdir. Buda'dan çok sonraları
İçinde ibadethanenin, misafirhanenin, toplantı salonlarının bulunduğu bir tür külliye görevi olan biharalarda da toplu ibadetler gerçekleştirilmektedir. Budist din adamları ve keşişler kutsal metinlerde pasajlar okur ve tefekkürle ibadet tamamlanır. Budistler ayrıca ibadet amaçlı mabet koridorlarında bulunan üzerinde kutsal metinleri pitakalardan cümlelerin yazılı olduğu büyük dua tekerleri veya ellerinde küçük dua çarklarını daima çevirirler. Buda'dan sonra ortaya çıkan iki büyük yorum iki yaygın mezhebin doğuşuna sebep olmuştur. Güney Budizmi olarak da isimlendirilen ve ferdi kurtuluşu ön plana çıkaran Sri Lanka, Birmanya, Laos, Tayland ve Vietnam çevresi Budizme Hinayana Budizmi denir. Kuzey Budizmi de denilen ve toplu kurtuluşu benimseyen Tibet, Çin, Japonya ve Kore çevrelerinde yaygın olan Budizme ise Mahayana Budizmi denir. Tanrı anlayışı. Budizm, Tanrı konusunda açık ve net ifadeler kullanmamaktadır. Tanrı konusundaki bu ilgisizlik sebebiyle dinler tarihinde zaman zaman felsefi bir hareket olduğu yönünde tartışmalara da rastlanır. Fakat Siddhartha Gautama, Buda'nın Tanrı'yı reddeden bir anlayışa sahip olduğunu düşünmek yanlıştır. Budizm temelde insanın acı ve ızdıraplardan kurtulmasını ve nirvana'ya ulaşmasını hedeflemiştir. Bu da Hinduizm'deki gibi antropomorfosit Tanrı anlayışına ve tanrısal figürlere, şekillere ve heykellere karşı çıkmış ve sağlığında bunların mabede konulmasını yasaklamıştır. Fakat sonraki dönemlerde Buda'nın heykelleri mabette yer almış ve Tanrı'ya ulaşmak için aracı tanrılar olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Kutsal metinler. Buda bazıları ile gittiği yerlerde doktrinini halka açıklarken bu anlatımlar yazıya geçirilmemişti. Yaklaşık 4 asır boyunca sözlü olarak aktarılan Budizmin Seylan'da Pali diliyle M.Ö. 1. yüzyılda Tripitaka yani 3 sepet adıyla kitaplaştığını biliyoruz. Bu 3 sepet bir Vinaya Pitaka, Budist cemaatin yani Sangha'nın mabette ve günlük yaşantılarında neler yapmaları gerektiği üzerine kuralların anlatıldığı disiplinler sepetidir. İkiye Sutta Pitaka, Buda'nın konuşmaları, nasihatleri ve müritlerinin aktarımlarından oluşan öğretiler sepeti. 3. Abhidhamma Pitaka, Budizmin doktrininin felsefi düşüncesinin temellerinin açıklandığı doktrinler sepetidir. Konfüçyanizm. Uzak Doğu kökenli dinler Konfüçyanizm kuruluşu ve özellikleri. Milattan önce 6. yüzyılda Çinli bir filozof Konfüçyüs yani Kung Fu Tzu tarafından kurulmuş bir dindir. Çin milli dinleri arasındadır. Çin, Kore, Japonya ve Vietnam bölgesinde insanlar tek bir inanca inanmamaktadırlar. Günlük yaşantısında Konfüçyanist uygulamaları yer verirken düğün veya cenaze gibi durumlarda Taoist veya Budist inanç ve uygulamaları devreye girmektedir. Bu herkesin normal karşıladığı bir durumdur. Bu sebeple bölgede var olan inançların inananlarını net bir şekilde tespiti mümkün olmamaktadır. Tarihsel geçmiş ve kültürel birikimi en zengin olan toplumlardan birisi olmasına rağmen Çin, Konfüçyüs'ün ortaya çıktığı dönemlerde sosyal ve kültürel sıkıntılar içerisindedir. Çinli filozof bu sıkıntılara çözüm arayışını geçmişte olduğu gibi atalara saygının hakim olduğu, geleneğin ön plana çıkarıldığı bir yaşamın kurulması gerektiği düşüncesiyle ilkelerini ve felsefesini yönetime ve topluma aktarmış. Bu ilkeler zamanla din halini almıştır. Konfüçyüs, Çin'in Lu eyaletinde soylu bir ailede dünyaya gelmiştir. 19 yaşında evlenmiş, bir kızı ve bir de oğlu vardır. Konfüçyüs çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim almış, mabetlerin kütüphanelerinde ve daha sonraları da arşivlerde çalışmış, Çin tarihi ve geleneğine hakim bir kişidir. 20 yaşından itibaren ders vermeye başlamış, şöhreti kısa sürede yayılmıştır. Onun bu başarısının temelinde yatan eskilerin hikmetini yeniden yorumlamak ve bunu öğretme çabası yatmaktadır. Konfüçyanizm'de aile ve akrabalık bağları son derece önemlidir. Ahlaki anlayışın anlatımı yöneticiler için idare sanatı, soylular için siyasi ahlak, halk içinse geleneğe bağlılık şeklinde ifade edilmektedir. Bu ahlaki sistem, milleti siyasi otoritenin kontrolünde huzura kavuşturmak için kurulmuştur. Konfüçyüs'e göre mükemmel erdeme ulaşmanın yolu ağırbaşlı olmak, samimi olmak, cömert olmak, doğruluk ve nezaketten geçer. Konfüçyüs, insanın düzenli bir hayat sürebilmesi için yaşantısının her aşamasında ifrat ve tefritten uzak,
orta yolu tutması gerektiğini, iyiliğin iyilikle, kötülüğün ise adaletle karşılık bulması gerektiğini söylemiştir. Adaletin gerçekleşmesinde amirlere büyük görev düşmektedir. Amirlerin uyması gereken husus halkın güvenini kazanmasıdır. Ülkesini ahlaki erdemlerle yöneten amir halkını doğruya iletecektir. Tanrı anlayışı. Konfüçyanizm, Çin kültürü ve tarihine ait inanç ve ibadetler birliğidir. Çin tarihinde yüce tanrı olarak Tian adı verilen ve göğün efendisi olarak ifade edilen gök tanrı anlayışı yaygındır. Onun altında görünmeyen varlıklar dünyası, cinler, periler ve en altta ataların ruhları bulunur. Tian, evreni ve insanlığı yarattıktan sonra kenara çekilmiş bir tanrı değil, insanın kaderiyle ilgilenen, onun mutluluğunu isteyen bir tanrıdır. Konfüçyüs, içimdeki erdemi gök üretti der. Bu söz, Konfüçyüs'ün Tian tarafından görevlendirildiğinin ifadesidir. Kutsal metinler. Konfüçyüs, dini konulara pek değinmemiş. Genelde atalar kültüne dayalı Çin inanç ve davranışlarını yeniden yaşanılır hale getirmek için arşivlerde karşılaştığı eski Çin metinlerini revize etmiş ve bunları da öğrencilerine sözlü olarak aktarmıştır. Ölümünden sonra bu konuşmalar öğrencileri tarafından yazıya geçirilmiştir. Konfüçyanizmin kutsal metinleri iki gruptur. Bunlar 5 klasik ve 4 kitaptır. 5 klasik bir tarih kitabı, Çin tarihine ait bilgiler bulunur. 2 değişiklikler kitabı, mistik ve metafizik olaylar aktarılır. 3 şiirler kitabı, 305 tane şiirsel anlatımın bulunduğu bölüm. 4 törenler kitabı, ibadetler, ayinler ve törenler hakkında bilgi verilir. 5 güz ve bahar kitabı, ilkbahar ve sonbaharla ilgili olaylar anlatılır. 4 kitap, 1 Konfüçyüs'ün vaazları, 2 Mencius'un sözleri, öğrencisi Mencius'un anlatımlarını içerir. 3 Orta yol doktrini, her konuda aşırılıktan kaçınma yolları anlatılır. 4. Büyük bilgi, hakikati kavrama için hazırlanan rehber. Taoizm, kuruluşu ve özellikleri. Taoizm, tabiatla ilgili çok yönlü, çok güçlü eğilimlere sahip Çinli münzeviler arasında gelişen inançlar ve uygulamalara verilen bir isimdir. Çin dinleri arasında yer alır. Kurucusu M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan ve uzun süre sarayda arşiv memurluğu yapan Lao Tzu'dur. Çin, Japonya, Kore ve Güneydoğu Asya civarlarında yaygın olan Taoizmin dünya nüfusundaki yeri %0,1 civarındadır. Taoizmin kökenleri kehanet ve tabiat ruhlarına, ibadetleri ise eski Çin kültür ve mirasındaki dinsel uygulamalara dayanır. Taoizmin dünya görüşü Çin'de yaygın olan Yin ve Yang anlayışı üzerine şekillenmiştir. Yin ve Yang, dünyada bugün var olan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya çalışır. Taoizm'de hayatın gayesi sükunettir. Wu Wei denen bu prensipte insan harekete geçmeden önce sakin olmalı, hiçbir şey söylemeden dengeyi kavramalıdır. Tabiat kanunları her zaman mükemmeldir ve tabiat da daima güzeldir. İnsan tabiatın sesine kulak vermelidir. Yoksa bu kanunlara müdahale ederek bu güzellikleri icraatlarıyla değiştirmemelidir. Lao Tzu'ya göre dünyadaki tüm fenalıklar, ihtiraslar, karışıklıklar hep öğrenilen şeylerden kaynaklanmaktadır. İnsan kendini dinleyerek kendi kalbini okuma yolunu bulmalıdır. Ancak o zaman hakikat kavranır ve ezeli erdem kazanılır. Taoizm'de ruh ölümsüzdür. İyiliklerle dolu bir yaşam sürenlerin Tao ile beraber olacağına inanılır. Örnek insan iyi, merhametli, sadık, dürüst ve mütevazı olmalıdır. Tanrı anlayışı. Taoizm'de panteist bir tanrı anlayışı karşımıza çıkar. Lao Tzu'ya göre yeryüzündeki her şey, hatta evren Tanrı'nın bir parçası olarak düşünülmektedir. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı insanın dünyasında, nesnelerde ve tabiatta her yerde varlığını gösterir. Lao Tzu'nun Tao olarak isimlendirdiği Tanrı görülmez, işitilmez ve kavranılmaz. O ezeli ve ebedidir. O her şeyin kaynağıdır, her şeyi yaratan ve besleyendir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Taoist ahlak anlayışının temeli mistiktir. Dünyaya meyle karşı karşıya zahidane yaşayış ön plandadır. İnsanın vazifesi her şeyin kaynağı ve yaratıcısı olan Tao'yu övmesi ve yüceltmesidir. Lao Tzu sağlığında Tao'dan bir, birden iki, yani yin yang, 2'den 3 yin yang ve nefes, 3'ten de evrenin yaratıldığını ifade etmiştir. Fakat daha sonraları Budizmin de etkisiyle evrenin tanrılarla dolu olduğu anlayışı gelişmiştir. Kutsal metinler. Lao Tzu seçilen ve gidilen yol anlamına gelen Tao
kavramı üzerine düşüncelerini Çin'in geçmiş kültürel birikiminden de istifade ederek kitabı Tao Te Ching de toplamış. Bu kitap daha sonra talebesi Chuang Tzu'nun da ilaveleriyle Taoist doktrini barındıran kutsal kitap olarak kabul görmüştür. Tao Te Ching, Tao ve Te hakkında 81 bölümün bulunduğu bir kitaptır. Kitap Tao dışında felsefi ve metafizik konuları anlatırken oldukça mistik bir dil kullanmıştır. Bu sebeple Taoist olmayanların anlamasının zorluğu sıklıkla ifade edilir. Yin ve Yang'ın ifadesi aynı zamanda Taoizmin sembolüdür. Şintoizm kuruluşu ve özellikleri. Şintoizm Japon milli dinidir. Şinto kelimesi tanrıların yolu demektir. Japonların en eski dönemlerden itibaren sahip oldukları inançlarının reforme edilmesiyle ortaya çıkan bir dindir. Şintoizm diğer inançlara karşı müsamahalı olduğu için Japon halkı Şintoizm yanında Budizm ve Taoizm'e de bağlı bir yaşam sürmektedir. Şintoizm kurucusu olmayan bir dindir. Üç dönemde incelenir. Bu dönemler bir en eski dönemlerden Budizmin Japonya'ya girişine kadarki dönem. İki Budizm Şintoizm mücadelesinin arttığı 9. yüzyıla kadarki dönem. Üç Şintoizm ile Budizmin birbirinden ayrıldığı 12. ve 19. yüzyıllar arası dönem. Şintoizm'de geleneksel animist anlayışın tesiriyle ruhlar büyük bir öneme sahiptir. Ruhlar kami olarak ifade edilir. Kami insanın kavrayabileceği en üst varlık demektir. Ruh, insanın ölümünden sonra yaşantısını devam ettirir. Ata ruhları yakınlarını kollama ve gözetmeye devam ederler. Ölen herkes kami olur. Fakat her ruh tanrı olamaz. En büyük tanrı güneş tanrıçası Amaterasu'dur. Bu sebeple güneşin doğuşunu izlemek bir Şintoistin en önemli dini görevidir. Şintoistler için temizlik çok önemlidir. İbadet öncesi evde veya mabette her Şintoist önce temizlik yapar. Sonra özenle süslenmiş ev mihrabında veya mabette işine başlamadan önce duasını yaparak günlük meşguliyetine geçer. Japonya'da 100 bin kadar mabet olduğu söylenir. Mabette ibadet din görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilir. Din görevlisine kannushi denir. Kannushiler özel okullarda yetiştirilirler. Din görevlilerinin evlenmesinde bir sakınca yoktur. Dini ayin dışında sivil giyinirler. Günlük hayatlarında mabetteki görevlerinin yanında öğretmenlik, memurluk gibi işlerde çalışırlar. Günümüzde Japonya'da Şintoizm'den çıkmış birçok mezhep vardır. Bunlar eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında devletin de desteklediği hareketlerdir. Önde gelenleri Tenrikyo ve Konkokyo mezhepleridir. Tanrı anlayışı. Şintoizm'de kami kelimesi tanrı ve ruhlar için kullanılır. Japonya'da tanrıların sayısı milyonlarla ifade edilir. Dağ, ırmak, ağaç, gök gürültüsü, rüzgar ve ateş ilahları olduğu gibi her çeşit meslek sahibinin de ilahı vardır. Hemen her nesne bir ilaha bağlanmıştır. Bu yönüyle tanrı anlayışında politeizm hakimdir. Japonya'da 8 milyon tanrının varlığından söz edilir. Bunların en büyüğü güneş tanrıçası Amaterasu'dur. Sembolü aynadır. İmparator da güneş tanrıçasının oğlu, dünyanın ilahıdır. Japonya'da politeizm yanında geleneksel inançların tesir ettiği animist tanrı inancı da kendini gösterir. Şintoizm'de dünya gök, yer ve yeraltı olmak üzere 3 tabakadan meydana gelmiştir. Tanrılar bu tabakalardan gök ve yerde bulunurken yer altında ölürler. Yer altında ölüler ve devlerin bulunduğuna inanılır. Şintoistlere göre Japonya'daki adalar tanrıların evliliğiyle oluşmuştur. Kutsal metinler. Şintoizmin kutsal metinleri ikidir. 1. Kojiki, dünyanın yaratılışından 628 yılına kadarki Japonya'nın tarihinin anlatıldığı eser, sözlü aktarılırken 712 yılında yazıya geçirilmiştir. 3 cilttir. 2. Nihongi, bir nevi Kojiki'nin yorumudur. En eski tarihli resmi metin özelliğine sahiptir. Japonya'nın resmi tarihidir. Devlet hizmetlerine görev alanların uyması gereken kurallar, törenler ve bayramlar, mabetler ve ayinlerden bahsedilen 30 ciltlik eser 720 yılında tamamlanmıştır.